Mimari formun temel özelliklerinden bir tanesi dört minareli, üçer şerefeli dört minareli ve tek ana merkeziyetçi bir kubbenin etrafında diğer kubbelerle tamamlanan kare plan üzerine yapılmış olması. Köşe kubbelerde klasik formun bir tık dışarısında dilimli kubbelerle mimariye bir zenginlik katmaya çalıştık. Temel kurguyu böyle başlattık. İç detaylarda tabii geçmişte oluşan know-how'un bize verdiği özgüvenle daha böyle ince detaylar, sedef kakma işleri, çini işleri, halının desenine kadar tamamen butik çalıştık. Halımız %100 yün halı, yerli halı. Bir de bizden istenen ve bizim de üstünde özellikle durduğumuz kullanılan malzemelerin kendi coğrafyamızda çıkan taşlar olsun, mermerler olsun, ahşap malzemelerimiz olsun, yerli ve milli malzemelerle ve mühendislerimizle birlikte bu projeleri hayata geçirmek. Burada da yine aynı şekilde oldu. Anadolu'muzun dört bir yanından çıkan güzel mermerlerimizi içeride sütunlarda, sütun başlıklarında kombinlemeye çalıştık. Vitraylarımız özel tasarım tamamen, yine klasik formlarda Rumi desenlerle bezenmiş olarak yapıldı. İstanbul'da hazırlandı onlar. Ahşap keza aynı şekilde Yenice meşesi, orijinal Anadolu meşeleri kullanıldı. Bu şekilde kalem işleri aynı bir ekibin tasarımıyla oluşturuldu. Daha önce de çalıştığımız Hattat hocamız Ferhat hocayla birlikte çalıştık. Burası için tamamen özel bir tasarım. Son cemaatin ana girişinde deniz tarafına bakan kapıda İznik çinileriyle bir silme deseni oluşturduk. Yine onlar da tamamen özel tasarım. İznik'te %98 kuarsla geleneksel kültürümüzün bir mimari elemanı olan çini ile tasarlandı. Mukarnaslar olsun, ahşap desen üzerlerindeki sedef kalkmalar, kündekari tekniğiyle yapılan ahşap kapıları tamamen bir Anadolu coğrafyasının günümüze olan sentezi olarak dizayn edildi. Mimari imza olarak her mimarın bir gizemli imzası olur. Biz de bütün projelerimizde üçlü göz damlasını, katreyi kullanıyorum ben. Büyük, orta ve küçük olarak. Kompozisyon olarak da içeriğini sorarsanız ne diye bir aileyi sembolize ediyor. Biz bir aile kültüründen gelen bir toplumuz. Her yerde, her noktada ailemizle birlikte Anadolu coğrafyasında hayatımızı sürdürüyoruz. Göz damlalarını sert zemin üzerinde bütün projelerimde bir noktasında görebilirsiniz.